Evet ABS'nin gülleri. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Geldim şimdi ne? Milli mücadele örgütlenme dönemisi ne? Bak. Benim yavru kurtlarım, pembe panterlerim, TYT AYT petecilerim, benim KPSS'cilerim, benim adli idare hakimliği sınavına çalışan sayın mülki amirlerim, değil mi? Benim kurum sınavına çalışanlar, benim öğretmen meslektaşlarım, müdür sınavına girecekler. Milli mücadele, örgütlenme, ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda olmazsa Olmaz ülkelerden mi? Daha fazla 2-3 tane neyiniz var? Sorumuz vardır. Özellikle o genel işte Amasya, Erzurum, Sivas, Misak-ı Milli. Bunlardan banko soru gelir. Tamam. Ama öncesinde tamam ben anlatacağım. Canalca anlatacağım. Ama bir de TRT'de bir dizi var. Ya İstiklal ya Ölüm diye. İzleyin. Bu dönemi anlatıyor. Tamam. Seversiniz diziyi. Çok güzel. 12 konuş bölümlük bir dizi. 10 numara 5 yıldız. Tamam. Bir izlen. Cuk 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 her şey otursun. Şimdi geldik. Buradan kafadan iki tane üç tane sorumuz var. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim dedim. Ben burayı milli mücadele örgütlenme dönemini dünya savaşının kapanan en son cephesinden başlatırım. Neresi orası? Aa, ha burada da bak ne var? Kronolojim var. Mustafa Kemal'in Samsun. Ünite bu. Samsun'a çıkış, Samsun raporu, Hamza, Amas, Erzurum, Balıkesir, Sivas kongreleri. Anladın? Arka arkaya bak ne yapmış. Gelmiş. Şurayı mesela sonra. Ünitenin özeti burası. Tamam bunu biraz sonra yeri gelecek. Erzurum'da tekrar yazacağım. Çünkü ÖSYM soruyor. Hangisinden önce, hangisinden sonra falan. Soru. Hangisi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının sonuçlarından biridir? Değildir diyor. Bak bu olayların hepsi Samsun'a çıkıştan sonra. Anlaştık abi. Yani klasik klişe şey soruları var artık ÖSYM'nin. Kronoloji soruları var. Tamam Bu tabloyu iyi kötü biliyor olmanız lazım. Kod kürek yaptığınız zaman da bir şey de çıkmıyor. Her altıda kodlayacağız diye uğraşmayın. Tamam Arkana yaslan dinle. Ben milli mücadele örgütlenme dönemini Samsun çıkış dursun biraz geriden alacağım. Nereden? Dünya savaşının kapanan son cephesinden alacağım. Neresi orası? Suriye Filistin cephesi. Tüm dünyada savaş bitti. Osmanlı sap gibi savaşmaya devam ediyor. Nerede? Suriye Filistin'de. Komutan kim? Bu Kemal mi? Değil. Alman General Falkenhayn'dı. Falkenhayn Muntupuk Turizmayn. Kaçınca yerine kim geldi? Liman Van Sanders. İngilizler limonu sıkınca çöpke. Ondan sonrasında Möller. Ondan sonrasında Bastian Schweinsteiger. Alman takımını saylan bana bayram. Borsun mu müştü mü? Ezberlemek gerek yok. Orada şunu bil. Mustafa Kemal Türk ordusuna komuta edenlerin Alman olmasına arıza çıkarıyor. Alman karşıtı. Ulan diyor Türk ordusunu Almanlar nasıl yönetir diyor. Hepsi tüyüp gittiğinde cephe kime kaldı? Yıldırım orduları grup komutanı Mustafa Kemal'e kaldı. Tamam bak. Dünya Savaşı'nın başında Mustafa Kemal Sofya Ateş Militeriydi. Dünya Savaşı'nın sonlarında Suriye, Filistin'de Yıldırım Orduları Grup Komutanı. Tamam? Hemen Mondros işte Mustafa Kemal orduyu Halep'e doğru çekti. Niye? E ateşkes imzalanacak. Orduyu savaştırıp şehit vermemizin anlamı var mı? Yok. Tamam. Mondros'un imzalandığı günde Mustafa Kemal neredeydi? Adana'da Dürümcü'deydi. Tamam? Adana'da Dürümcü'de. Peki, peki orada yakın arkadaşı Fethi Okyar WhatsApp savaş grubundan, Osmanlı WhatsApp savaş grubundan şey attı. Mondros'un metnini attı. Mustafa Kemal bir baktı, bu ne lan dedi? Ateşkesten başka her şeye benziyor resmen. Gel beni işkaret gibi bir şey miydi? Tamam. Hemen İstanbul'a dedi ki dedi bunu kabul etmem, Bunun yorum açık çok maddesi var dedi. Ama Mustafa Kemal kimse sallamadı o dönem. Tamam? Niye çünkü artık topraklarımız işgal ediliyor. Ve Mustafa Kemal orduyu bak Mondros'un imzalandığı gün Mustafa Kemal nerede? Adana'da tamam orduyu Anadolu işlerine kattı. Niye? Çünkü orduyu teslim etmek istemiyor. Tamam. Peki beraberinde hemen 3 gün sonra işgaller başladı. İngilizler nereye girdi? 3 Kasım'da Musul'a girdi. Bir hafta sonra 7-8 Kasım'da Fransızlar Hatay'a gireceğiz deyince Mustafa Kemal Fransızlara tek kelimelik bir telgraf çekti. Hadi! Hadi! Hadi gelin de göreyim hadi. dedi. Yıldırım orduları grup komutanı olarak ben size karşı geleceğim dedi. Bunun eğer işgal ederseniz bedelini ödersiniz dedi. Bunun üstüne Fransızlar hemen İngilizlere yazdı. Tamam mı? Kemal burada diye. Fransız İngilizlerden cevap geldi. Which Kemal? Hangi Kemal? diye tamam mı? Fransızlar cevap yazdı. Ula Frank bak. Ula oğlum Çanakkale'de seni beni öttüren Mustafa Kemal burada. Bunu ne edin edin alın buradan korkuyorum ben dedi. Bunun üstüne İngilizler İstanbul hükümetine baskı yaptılar. Tamam ve Anadolu'daki ne kadar komutan varsa hepsi nereye çağrıldı? Hepsi İstanbul'a çağrıldı. Mustafa Kemal'e telgraf gelince hemen cepheyi kapat, tezelden gel İstanbul'a harbi nezaretine katıl denince Mustafa Kemal Allah dedi tamam dedi. Ya Rabbel Alemin nereye gideceğiz? İstanbul'a gideceğiz, orduyu örgütleyeceğiz. Tamam bu vatan millet bu kadar kolay teslim olamazdı. Ama işin arka boyutu Fransızlar Mustafa Kemal'i buradan uzaklaştırmak istiyor. Çünkü biliyor başına geleceği anlaştık ve Mustafa Kemal Adana'dan trene bindi kafada kuralak gidiyor. Nereye? İstanbul'a. Tamam. Şimdi ben buradan Samsun, Havza, Amasya, Erzurum oradan hop böyle. Bu planı programı yaparak Mustafa Kemal trende derin derin böyle geliyor kene geldi. Ne zaman? Bir tarih var. O tarih önemli. 13 Kasım 1918 tamam çarşamba günü. Ben de oradaydım. Tamam. Geçen şeyde bir, perşembe demişim. O bir gün sekmeyi unutmuşuz. Tamam. 13 Kasım 1918 çarşamba günü İstanbul'a geldiğinde aynı gün Mustafa Kemal'in geldiği aynı gün itilaf donanması da nereye demirlemiş? İtilaf donanması da benim başkentim İstanbul'umu fiilen bak İstanbul'un iki işgali vardır tamam mı? İstanbul'u fiilen işgal ettiler. İtilaf donanması Boğaz'a demirlemiş. Soru itiraf donanmasının içinde kim yok? Amerika yok. Niye? Monroe doktrini. Rahmetli babaannem mod. Ben bilmem, ben karışmam modunda değil mi? Bir de kim yok? SSCB yok. Komünist Rus yok. İngiliz, Fransız, İtalyan'ı işte onlar geldiler. Tamam. Mustafa Kemal Haydar Paşa garında trenden indiğinde bir baktı itilaf donanması orada değil mi? Yanında bulunan hatta Mustafa Kemal Paşa'dan karşıya geçecek tamam bekliyor itilaf gemileri geçsin diye tamam ve o arada Kartal İstinbotu denen bir İstimbot bir küçük bir şey bot gibi bir şey bulunuyor onunla karşıya geçerken 13 Kasım 1918 saat 15.30 civarında Yaveri Cavat Abbas Gürer'e şu tarihi cümleyi söyledi Mustafa Kemal neyi söyledi? Neyi söyledi? Meşhur 3 G'sini söyledi. Ne o 3G? Geldikleri gibi, geldikleri gibi gideri. Mustafa Kemal nerede söyledi? 13 Kasım 1918 çarşamba günü İstanbul'un fiilen işgalinde Kartal İstimbotunda Yaveri Cevat Abbas Gürer'e söylemiştir bunu. Anlaştık abi. Bak kurban oldum. Yer, saat, dakika, saniye, salise hepsini veriyorum. Ama bizim çocuklar, gençler Tamam. Tarihçi hariç herkesin anlattığına bakarlar. Değil mi? Arkana yaslan. Bir de bu programlar var ya. Tamam mı? İşte nasibim olur musun? Gelinim ol. Beni evering, Evleri var ya bildiniz mi? Tamam mı? Orada. Genç olanlardan bir tanesi çıktı. Akşam eleme heyecanı var. Tamam mı? İşte böyle takım elbiseler giyilmiş. Yakalar açık. Tamam mı? Dar şey gömlekler. Beraberinde kısa pantolon. Böyle kısa çoraplar. Oğlum erkek dedin mi? Kardeş bayram beni boydan alıyor mu lan? Tamam. Erteledim şöyle pantolonu hafif döküm olur. Tamam mı? Kurban olduğumu. Tamam. Çorap dediğim bir işte ta şuraya kadar çeker. Türk erkeği. Kız çorap denen, kısa çorap kısa biz şeydeyken giyiyorduk. Küçükken giyiyorduk. Anladın? Mı? Aha. Öyle giymiş. Bacak bacak üstüne atmışlar. Bir oturuş var. Sanırsın zeybek oynuyor. Tamam mı? Eleman bir konuşuyor. Diyor ki bak diyor. Oğlum diyor, ne geldiniz lan diyor. Boşa geldiniz diyor. Bugünkü eleme heyecanında tamam mı? Pakize suyu ben alacağım. Bende Battal Gazi'nin yüreği, Marko Çoğlu'nun bileği, Mustafa Kemal'in azmi var. Bak Çanakkale'de ne dedi Mustafa Kemal? Geldikleri gibi giderler dedi. Akşam kelemeden sonra da siz de geldiğiniz gibi gidersiniz. Kızı ben alırım dedi. Bizim öğrenci bunun videosunu almış. Attı bana. Örtmenim. E siz dediniz ki geldikleri gibi giderim Mustafa Kemal. 13 Kasım 1918'de İstanbul'un filan işkanı söyledi. Ama burada bir Çanakkale'de söylemiş. Hangisi doğru? Kafam karıştı yazmış. Kafan kopsun. Ümüğümü sıkarım vallahi senin bak. Kurban oldum. lan tarihçiyim ben. Benim işim bu. Gün, yer, saat, dakika, salise, kişi. Ulan bir her şeyin koordinat veriyorum ya. Kurban oldum. Tamam. Ha sonradan da o genci olan. Yani kusura bakmayın ben yanlış biliyormuşum diye açıklama yaptı. Ama Bizim millet abim tarih çariş herkesin dediğine bakar. Yani tekrarlıyorum geldikleri gibi gideri Mustafa Kemal Çanakkale'de, Trabluskart'ta, Lozan'da, Kurtuluş Savaşı'nda, Sakarya'da büyük taarruzda değil abim. Nerede söylemiş? 13 Kasım 1918 Çarşamba günü tamam Kartal İstimbotu'nda ya böyle Cevat Abbas gürene söylüyor. Tamam İstanbul'un fiilen işgalinde. Mustafa Kemal işte indi vapur şeyden tapurdan hemen koştur koştur nereye gitti? Harbe nezaretine gitti. Ama Mustafa Kemal'in bir sürpriz bekliyor. Mustafa Kemal'in boncuk gözlüm gelene kadar çoktan Mondros uygulanmış. Tamam ordular ters edilmiş silahlar teslim edilmiş gel damat verti hükümeti resmen teslimetçi politikayla gel beni işgal et politikası izliyor. He. Mustafa Kemal İstanbul'da eli kolu bağlı. Pişman oldu. Ulan dedi keşke Kazım gibi ben de gelmeyeydim dedi. Geldik ama burada burada İstanbul'dan bir şey olmaz. İstanbul filan işgal altında. İngilizler padişah Vahdettin'in kafaya makineli tüfeği dayadılar. Tamam. Bak İngiliz'in tekniğini anla. İngilizler abim İngiltere diye yazılır. Yıldız, Ender, Şayka, Kumru, Entrika diye okunur. İngilizler öldürmez. İngilizler kullanır. Padişah, halifeyi, makine tüfeği dayadılar. İstekleri doğrusunu da ne yapacaklar? Kullanacaklar. Tamam Mustafa Kemal anladı ki İstanbul'dan kurtuluş, kurtuluş başlamaz ama Mustafa Kemal İstanbul'da boşta durmuyor. Ne yaptı? İşte yok Tevfik Paşa Hükümeti'ni devirmeye çalıştı, yok Ali Rıza'da Harbe Askeri Bakanlığa talip oldu. İşte bir kaynağa göre Hürriyet Perver Aman Fırkası'na üye oldu falan falan falan. Bunlar ÖABT'lik bilgi, bunları ezberleme. Mustafa Kemal, bak çıkan soruyu soruyorum sana. Mustafa Kemal yakın arkadaşı Fethi Okyar'la beraber bir gazete çıkardılar. O gazetenin adı nedir? Minberdir, Minber. İşte bunu bileceksin. Minber denilen bir gazete çıkardı. Bak, soru. İstanbul'un işgalinden sonra Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Fethi Okyar'la beraber çıkardı gazetenin adı nedir? Neymiş? Minber. Soruldu. Anlaştık, bilin. Ve beraberinde Mustafa Kemal abem geldi. Bir de Padişah Vahdettin Efendi ile bir görüşmesi var. Bunu önceden gizli diye anlatıyorduk. Şimdi MEP kitaplarına da girdi. Gizlimiz de, ibaresi de yok. Zaten Padişah Vahdettin ile Mustafa Kemal birbirlerini tanıyor. Nereden tanıyorlar? Neden tanıyor? Bu olaylardan birkaç yıl öncesinde Vahdettin henüz şeyken, ee, veliaht iken, daha abisi Mehmet Reşat ölmemiş. Tamam. Veliaht Vahdettin Almanya'ya gittiğinde yaveri, yardımcısı Mustafa Kemal de onlar birbirlerini yakından ama yakından tanıyorlardı. Tamam? Orada bir ufak bir görüşmeleri olacak. Tabii Vahdettin dedi ki paşa paşa belki memleketi kurtaracaksın dedi. Bak oradaki o belki belli ki tamam mı? Kesinlik ifadesidir. Yani kurtaracaksın ama İstanbul'da şimdilik elimiz kolumuz bağlı. Padişah Vahdettin'in elinde son bir koz var. Kim Mustafa Kemal vakti geldiğinde goz ver deyip vuracaktı sahaya tamam. Ve Mustafa Kemal 13 Kasım 1918'de geldi tam 7 ay İstanbul'da kaldı 7 ay 7 ay tamam. La nerede kaldı Mustafa Kemal ya nerede kaldı askeri işte misafirhane nerede Pera Palace bir otelde kaldığı biliniyor Pera. Beyoğlu'nun eski adı. Bilir misiniz? Netflix'te dizisi çıktı. Pera Palasya O son sahne vardı. Mustafa Ağa Bildiğiniz değil mi? Değil mi? Yani al. Anlatıyor. Hatta Pera Palas'ın, şu an yine kutur olsun. Pera Palas'ın 101 oğlu odası ölene kadar Mustafa Kemal'e rezervedir. Gittiğinizde o tamamı Beyoğlu'nda o Pera Palas'ı gördüğünüzde bir bakın o oda şeye dönüştürülmüş resim atarsın etiketlersin beni paylaşırsın anlaştık abim bilin 7 ay orada Mustafa Kemal bekliyor tamam mı Sakal Cigara elisi Sakal aşağı doğru indikçe Cigara zımarıkları yukarıya doğru çıkıyor Mustafa Kemal İstanbul'a geldi ama eli kolu bağlı oradan direniş başlamaz bir şey yapmaya kalksa İstanbul işgal altında düşman indiriverir aşağıya anladın 7 ay bekledi Kasım 1918 tamam Aralık 18 Ocak 19, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayında Karadeniz'de Pontus Rum çeteleri ortalığı karıştırıyormuş. Kimi gönderelim, kimi gönderelim derken Mustafa Kemal'e çıktı. Ben ben, beni seçin, beni gönderin dedi. Tamam ve bizzat Mustafa Kemal'i Samsun'a da kim gönderiyor? Padişah Vahdettin gönderiyor. Şimdi arkana yaslan. Burada İstanbul'a çıkışta durumun karışık olduğunu bilmenizi istiyorum. İstanbul'daki durum. Artık son paşa şey son padişah başa geçmiş. 5. Mehmet Reşat vefat etmiş, tamam? Son padişah 6. Mehmet e, Vahdettin başa geçmiş. İttihatçılar ülkeyi terk etmiş. Talat Paşa gitmiş. Ahmet İzzet Paşa hükümeti gelmiş. O da Mondros'tan sonra istifa etmiş. Yerine kim gelmiş? Damat Ferit gelmiş. Bak bu arada hükümetleri e, ilerleyen süreçte bir yerde yazı vereceğim size. Abim ezberlemeyin. Birkaç yerde önemli var. Onu bilin. La 3 günlük hükümet var Osmanlı'da. O dönem karışık. Tamam yani 1919'dan 22'ye kadar bir sürü hükümet değişmiş. Belli yerlerde olaylarda söyleyi vereceğim. En sonda hükümet kronolojisi diye yazı vereceğim. Nerede kim vardı, nerede ne vardı diye. Tamam şimdi de gezberlemeyin. Tamam? Damat Fert hükümeti var ve padişah Vahdettin artık işgal altında. Tamam? Ve zorunlu sebeplerden dolayı diye meclisimizi de kapatmış. Osmanlı Meşrutiyet Meclisi kapandı. İstanbul'da durum iyi değil. Tamam bilin işte şimdi geldim neye? Samsun'a çıkışa. Hadi bismillah Samsun'a çıkış. Ne zaman çıktık? 16 Mayıs'ta Mustafa Kemal yola çıkacak. 3 günlük yolculuktan sonra 19 Mayıs 1919'da da Samsun'a atan paşam güneş gibi doğacak inşallah. Şimdi arka aslan ve dinle. Neden Mustafa Kemal Samsun'a gönderiliyor? Niye gönderiliyor? Bir, Kardeş, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışını en çok senelerden birisi Padişah Vahdettin'di. Bizzat ona bir yetki verdi. Onaylayan hükümette kim oldu? Damat Ferit hükümeti oldu. Mustafa Kemal'e bir yetki verildi. Ne yetkisi? 9. Kolordu müfettişi. 9. Kol Ordu müfettişi. Bunu bazı meslektaşlarım 3. Ordu, 2. Tabur, 1. Bilmem falan. La oğlum 9. kolordu 3. ordu falan yok. Beni burada ne ilgilendiriyor? Müfettiş sıfatı ilgilendiriyor. Mustafa Kemal bütün askeri kurumlara emir verme yetkisine sahip mi? Sahip. Ve devamı var. Ne diyor? 9. Kolordu müfettişi ve İstanbul hükümetinin komiseri sıfatıyla yani idari kurumlara da emir verme yetkisiyle donatıldı. Anlaştık? Şimdi bak abim. Yetki bu şekilde verilir. Anladınız? Bizzat Padişah Vahdettin ve damat Ferit hükümeti onaylıyor bunu. Padişah Vahdettin gönderiyor Mustafa Kemal'i. Niye? Elinde kalan Songos. Git beni kurtar diye. Bir dakika. Bir dakika şimdi dur. Burada arkana yaslan dinle. Bir dakika. İstanbul fiilen İngiliz'in işgali altında. Mustafa Kemal gibi potansiyeli çok yüksek bir adam. Öyle elini konu sarı ben gidiyorum diyebilir mi diyemez mi? Cık, diyemez. İngilizler diler ki Mustafa Kemal ya bakalım hamle dediler. Padişah Vahdettin hoplayıp duruyor. Seni Samsun'a gönderecekmiş. Biz de senin gitmeyi istiyoruz. Neden? Bir, sen Birinci Dünya Savaşı boyunca kardeş tamam mı? Alman karşıtı politika izledin. Tamam Sen dedi bir Alman gıcıklığı var. E bizde de Alman gıcıklığı var. Sana bundan dolayı bir saygı duyuyoruz. Güzel. Bir sempati besliyoruz. Bir. İkincisi, ikincisi kardeş bizi tarihte öttüre öttüre yenen bir tek sen varsın. Yani... Çanakkale'de arkadaş içimizden geçtin bizim. Sen potansiyeli yüksek adamsın. İddiatçı da değilsin. Alman karşıtısın. Akıllı, zeki adamsın. Tamam gel. Oğlum ordumuz yok, donanmanız yok, paranız yok, hiçbir şeyiniz yok. Daha da önemlisi umudumuz yok. Umut bu toprakları çoktan terk etti. Arayın onları ama bir şey ummayın. Umut bu topraklardan gitti. Bildiniz mi onu? Onları arayın ama bir şey ummayın. Umut bu toprakları çoktan terk etti. Bilin bakalım hangi filmden alıntı yazın aşağıya. <laughs> Film fırıldağınızda geliştireceğiz. ÖSYM e soruyor. Tamam onu da bir şeyiniz yok dedi. Gel dedi sen bizim adamımız ol. Padişah seni göndermek istiyor. Biz de gitmene okey verelim. Gel sen bizim adamımız ol. Bizim adımıza Mondros'u uygula. Halkın elindeki silahları topla. Cephaneleri topla. Tamam mı? O direniş cemiyetleri, memetleri falan var ya müdafıklı. Onların hepsini dağıt. Bir de o 15. kolorduyla Kazım Karabekir Paşa mıymış? Neymiş? O varmış. Onu tutukla dediler. Bak İngiliz Mustafa Kemal'in halkı üzerindeki etkisini kullanıp Mustafa Kemal'i kullanmaya çalışıyor. Sen diyor Çanakkale kahramanısın. Halk senin sözüne uyar. Bizim adımıza Mondros'u uygula. Sana ağalık, paşalık ne istiyorsan verelim dediler. Şimdi Mustafa Kemal ne demesi lazımdı? Has, değil. Mustafa dedi ki tamam dedi. Siz yeter ki ben dedi gönderin dedi Samsun'a. Tamam yeter ki ben İstanbul'dan uzaklaştırın. Ben size dedi ne Anadolu'su ne, ne Samsun'u. Bütün Anadolu'yu kırmızı kurdalaya sarar. Yeter ki beni dedi İstanbul'dan gönderin. Niye? Abim İstanbul bak köprüyü geçene kadar Mustafa Kemal ayıya dayı diyecek. İstanbul'da eli kolu bağlı. Oradan bir direniş, oradan bir şey başlamıyor. Bir şekilde nereye geçmesi lazım? Anadolu'ya geçmesi lazım, değil mi? Al. Şimdi buradaki olayı anlayın. Artık Mustafa Kemal'le İngiliz arasında bir satranç oyunu başlıyor. İngilizler kimi kullanmak istiyor? Mustafa Kemal Paşa'mı kullanmak istiyor. Peki benim boncuk gözlüm kendini kullandırdır mı? Ama Samsun'a oralara gidebilmek için de bir şekilde İstanbul'dan uzaklaşması lazım mı? Lazım. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksin. Anlaştık. Ve Mustafa Kemal tamam eyvallah dedi. Bak Vahdettin gönderiyor git beni kurtar diye. İngilizler gönderiyor bizim adamımız ol Mondros'u uygula diye. Bak abi burayı LYS 4'te şimdiki adıyla AYT'de sordu. Soru. Samsun'a çıkan 9. Kolordu müfettişi Mustafa Kemal'in görev ve yetkileri arasında hangisi yoktur dediler. Şıklara bak. A. Mondros'u uygulamak. B. Diriliş cemiyetlerini dağıtmak. C. Halkındaki silahları toplamak. D. Kazım Karabatı tutuklamak. Doğru cevap ne? E. Bütün diriliş cemiyetlerini tek tek altından toplamak. Böyle bir görev yok. Mustafa Kemal'i birleşirsin diye değil, dağıtsın o bölgeyi işgali kolaylaştırsın diye gönderiyor İngilizler. Anlayabildin? Anlaştık. Peki şimdi dur burada. Vahdettin beni kurtar diyor. İngilizler benim adamım ol diyor. Peki boncuk gözlüm niye gidiyor yola? O niye gidiyor? O şu. Tamam tamam ülkeyi vatanı milleti kurtaracak. İngiliz'in adamı olur mu onu bir geç. Ama köprüyü geçene kadar eyvallah. Bir de Mustafa Kemal'in kimseye söylemediği bir şey var. Mustafa Kemal Samsun'a gittiğinde artık gördü ki bu monarşi işlemez halde. Saltanat padişah bu işi kaldıracak. Yerine neyi getirecek? Unusun kendi kendine yönettiği sistem cumhuriyeti getirecek ama bunu kimseye söylemiyor. Niye? Çünkü henüz zamanı değil. Düşünsene Mustafa Kemal Samsun'a çıktı. Hey ben geldim. Çanakkale Karaman Mustafa Kemal. Padişah'ı kaldıracağım. Cumhuriyeti kuracağım dese o dakika Mustafa Kemal'i kaldırırlardı. Mustafa Kemal mantıklı lider. Tamam Her şeyi zamanı geldiğinde yapıyor. Şimdi bunun zamanı mı değil mi? Değil. Öncelikli amacımız. Bak buradan bile yorum çıkıyor. Benim öncelikli amacım Tamam. Cumhuriyet ilan etmek, demokrasi, layıklık değil. öncelikli amaç ulusal bağımsızlıktır. Önce bağımsızlık, sonra egemenlik, cumhuriyetçilik. Aklınıza yattı mı? yaptı. Ve 15 Mayıs'ta tamam İzmir işgal edildi. 15 Mayıs'ta İzmir işgal edildi. Peki Mustafa Kemal'in haberi var mı? Belki haberi bile yoktu. Tamam mı? 16 Mayıs'ta Mustafa Kemal Balıkesir, Bandırma, boş ver gitsin, aldırma vapuruyla Osmanlı'nın son gemisi. Kasada kalan son 300 kuruş ve son yetki kime verildi? Mustafa Kemal'e verildi. Şimdi Bak benim yeğenlerimin ne kadar gene kültürlü olduğuna bak. Bayram. Bandırma vapurunun kaptanı kim la? İsmail Hakkı Durusu hocam. Ha koçum benim be. İsmail Hakkı Durusu. Tam 3'te 3 üç tarihte sormalık soru. Bir. Peki la Bayram. Bayram. Bu nutukta en çok adı geçen adam kim la? Yahya Kaptan hocam. Aferin sana koç benim. Aferin. Peki Bayram. Bandırma vapurunda. At mı vardı araba mı vardı la? At vardı hocam. Nasıl lan? Değil mi? O dönem araba ne arasın? Tamam Mustafa Kemal'ler gittiğinde tamam mı işte mürettebat 70-80 küsür kişiyle diye açıp bakabilirsiniz tamam mı? Atlar da var, at. E Mustafa Kemal Samsun'a neyle çıktı? Arabaların değil ki, atıyla çıktı. Anlaştık abi havuzaya Havza'ya Samsun'a neyle gitti? atılan gitti. Anlaştık, bilin. Ve 15 Mayıs'ta İzmir işgal edildi. 16 Mayıs'ta Mustafa Kemal Bandırma Vapuru'yla yola çıktı. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla İzmir'in işgali arasında sebep-sonuç ilişkisi var mıydı? Kesinlikle yoktu. Anlaştık. Soru. Hangisi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının sonuçlarından olamaz? Cevap. İzmir'in işgali olamaz. Niye? Mustafa Kemal Samsun'a çıkmadan birkaç gün önce İzmir işgaldirmiş. Yeni nesil kronoloji sorusunu gördün mü? He mi? He. Tamam. Ve beraberinde Mustafa Kemal bandırma vapuruna bindi. İngilizlerin zırhlısı. Bandırma vapuru buradan çıkarken hatta Mustafa Kemal'in yakın arkadaşlarından Rauf Orbay Mustafa Kemal'e diyor ki Mustafa'm gitme Karadeniz'de gemiyi batıracaklar diyor. Bunun üstüne Mustafa Kemal yolumdan dönüş yok. Ben bu yola baş koydum gideceğiz ve bu vatanı kurtaracağız kardeş. Sen de elin boşa çıktığında koş gel bana katıl diyor. Bak. Mustafa Kemal buradan yola çıktığında İngilizler arkasından iki tane torpil fırlattılar bandırmanın. Bandırmanın sağından gittiler de biri patladı, solundan gitti ötenki patladı. Bu İngilizin Mustafa Kemal'e son mesajı ultimatumuydu. Bak Mustafa Kemal seni gönderiyoruz ama olmayacak işlerle uğraşma. Bizim adamımız ol, git Mondros'u uygula, akıllı ol. Bir daha karşılaştığımızda bu torpiller ıskalamaz mesajıydı anlaştık ve Mustafa Kemal 16 Mayıs'ta şeyden yola çıktı, İstanbul'dan yola çıktı. Kıyıdan 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 çünkü suikast Karadeniz'e gemi batırılacak şey var. Kıyıdan 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 19 Mayıs 19'da nereye indi? Samsun'a indi. Anlaştık ve size bir de genel kültür olsun tamam mı? Soru Mustafa Kemal'in doğum günü ne zamandır? Çıklara bak. 9 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim. Mustafa Kemal'in doğum günü ne zaman? Böyle bir soru geldiğinde öğrenci diyor ki 23 Nisan bayram. 19 Mayıs bayram, 29 Ekim bayram, mi? 30 Ağustos bayram, e 9 Ocak diyor. Pı işaretle yanlış. 9 Ocak benim doğum günüm. Kıymetli kardeşler tamam. Ben 9 Ocak 1981 doğumluyum. Tamam. Tam Mustafa Kemal'in doğumundan 100 yıl sonra. O 1881'li, ben 1981'liyim. Aramızda 100 yılcık var paşamla. Anlaştık. 9 Ocak benim doğum günüm. Peki Mustafa Kemal'in doğum günü ne zaman? 1881 yıl biliniyor. E gün ne zaman? O bilinmez. Niye? O dönem çocuklar abim işte nüfus kayıtları falan zaten Osmanlı'nın son karışık istiplat döneminde doğuyor Mustafa Kemal. Yani sık yönetimin olduğu dönemde işte çocuk doğuyor 3 yaşında geliyor ölüyor. Mesela tamam vefat ediyor mesela değil mi? E şimdi bunu nüfusa bildir et kıl, bir sürü kağıt kürek işi var. O dönem beklerlermiş. Çocuk doğar, belli bir yaşa geldi değil mi? Tamam, bu yaşayacak. O zaman gider kaydettirirlermiş. Çok öyle vardır. Eee annenizde sizi değil de dedeniz, dedenizin babası, tamam mı? Abisinin, ablasının üstüne yazılanlar çoktur. Çocuk 7 yaşına geliyor, ölüyor. O arada bir yaşında kardeşi var. Ona çıkarttılar nüfus cüzdanını. Küçük kullanıyor mesela. Bunlar çok olmuştur bizde, tamam? İşte bu sakam doğum günü ne zaman bilinmez. Tam da bu arada 1936 yılında arka planı genel kültür bunlar. 1936 yılında İngiltere Başkanı Edward Mead şey, İngiltere Kralı Edward Mead ne zıkkım tamam mı? Şimdi İtalyan faşizmi ortaya çıkmış. Tamam Türkiye ile İngiltere'nin ortak bir düşmanı var. İtalya, Almanya. Tamam o yüzden <laughs> Türkiye ile ilişkiler kuralım diye tamam mı? İngiltere Kralı Edward diyor ki ya bir diyor Türkiye dışlarına yazın bakalım diyor. Mustafa Kemal Paşa'nın doğum günü ne zamandır? diye bir doğum gününü kutlayalım diye ula İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan bizim Dışişleri Bakanlığına harici riyasetine yazı gelmiş. İngiltere Kralı Mustafa Kemal'in doğum gününü kutlayacak. İyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Tamam. Mustafa Kemal'in doğum günü ne zamandır bize yazar mısınız diye. Tamam? Dışlanan herkes birbirine bakıyor. Ne zaman? Ula adam kendi doğum gününü bilmiyor ki Mustafa Kemal'inkini. Bilsin. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Telgraf gelince ula resmi yazı gelmiş. Tamam? Hemen çıkıyorlar. Paşam ya bu İngiltere kralı bizde ilişkide kurmak istiyormuş. E iyi niyet olsun diye senin doğum günün kutlayacakmış. Paşam senin doğum günün ne zaman diye soruyorlar. Mustafa Kemal de diyor ki vallahi anam baharın doğduydun oğlum diyordu ya. Neden 19 Mayıs olmasın demiş. Yani Mustafa Kemal'in doğum tarihi neresiymiş? 19 Mayıs'mış. Bu semboliktir. Özellikle askeriye sınavlarında. Tamam mı? Kara, hava, deniz, polislik, jandarma, bekçilik sınavlarında Mustafa Kemal'in doğum günü ne zaman diye sorduklarında 19 Mayıs diye söylersiniz. Anlaştık ve al. Bayağı derinden derinden gidiyoruz ha. Tamam. Peki Mustafa Kemal yetki verildi. 9. kol ordu müfettişi ve İstanbul hükümetinin komiseri Vahdettin bunu veriyor. Niye? Bizi gitsin kurtarsın, kurtarsın diye. İngilizler müsaade ediyor. Niye? Bu yetkileri kullanarak Mondros'u uygulasın, emir versin diye. Mustafa Kemal'i gönderen onaylayan hükümet kimmiş? Damat Ferit'miş tamam. Mustafa Kemal hemen Samsun'a çıktı. Samsun'daki karışıklıkları bastırdı ve hemen bir rapor yayınladı. Samsun raporu. Bak sırayla geliyorum. Ezber yok anlayın. Tamam Samsun raporunu yayınladı. Yetkisine dayanarak karışıklıkları bastırdı. Dedi ki Samsun'da karışıklık çıkaran Türkler değildir. Samsunlu ortalığı karıştıran Türkler değildir. Kimlerdir? Rumlardır. Yani Yunanlılardır dedi. İstanbul hükümeti damat Ferit ağzını ayırmamalı. Derhal bunlara tedbir almalıdır. Yoksa yoksa önü alınamayacak olaylar başlayacaktır diyor. Tamam bak İstanbul hükümeti damat Ferit ne yapıyor? Ağzını ayırıyor. Benim tabirimle sen ne diyeceksin? Teslimiyetçi politika izliyor diyeceksin. Tamam teslimiyetçi politika izliyor dedi. Ve ve Mustafa Kemal dedi ki: İzmir'in işgali hadi hayırlı uğurlu olsun. İzmir'in işgali haksızdır dedi. Şimdi buradan gelecek sorular. Milli mücadele örgütlenme döneminde Samsun raporu herhangi bir gazetede herhangi bir yerde yayınlanmadı. Herhangi bir yerde yayın işi yok. Tamam ama Havza, Amas, Erzurum bunlar hep yayınlandı. Bu rapor doğrudan nereye gönderildi? İstanbul hükümetine gönderildi. Yani İngilizlere gönderildi. Tamam İngilizler bunu aldığında hemen oraya Mustafa Kemal'e karşıla graf çekildi. It's none of your business man dediler. Türkçe meali. Sana ne be adam? Biz seni nereye gönderdik? Samsun'a. Sen ne diyorsun? İzmir'in işgali haksızdır diyorsun. Al, yorumlar çıktı. Burada Mustafa Kemal İzmir'in işgali haksızdır demekle boncuk gözlü Mustafa Kemal'im. İlk kez ilk kez yetkisinin görevinin dışına çıktı mı? Çıktı. Bu 9. kolordu müfettişliği İstanbul Hükümeti Komiserliği. Bu nerede geçerli? Merkez neresi? Merkez Erzurum. Doğu için geçerli bu. Anlaştık. Ama Mustafa Kemal ne diyor? İzmir'in işgali haksızdır diyor. İlk kez yetkisinin, görevinin dışına çıktı mı? Çıktı. Peki Mustafa Kemal ilk kez burada niyetini de belli etti mi ilk kez niyetini de belli etti İngilizler dedi ki döngel geriye dediler Tamam mı İngiliz anladı İngiliz anladı İngilizler Mustafa Kemal'i kullanmak istiyordu Paşam kimi kullandı Mustafa Kemal onları kullandı Samsun'a geçti karışıklığı bastırdı Tamam Eyvallah Tamam niyetini belli etti Anadolu'ya geçti Mustafa Kemal bak ezberlemeyin Mustafa Kemal'in yolunu Anlayın Anadolu'ya geçecek, halkı örgütleyecek, düşmana karşı halkla bir direniş yapacaktı. Her şeyi kim için yaptı? Halk için yaptı. Kime mal etti? Halka mal etti. Anladın her şeyi kim için? Halk içindi değil mi? Ama Samsun orası itiraf donanması var. Karadeniz'de işgal şöyle limanlara çökmüş itilaflar. Tamam Benim Karadeniz'in insan onları çıkarttırım vallahi çat 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 sıkar alnını ağzına yüzüne. Değil mi? Ama limanlara çökmüşler. Şimdi Mustafa Kemal Samsun güvenli değildi. Hemen oradan nereye geldi? Hemen oradan Havza'ya geldi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Havza genelgesi. Tamam? Bak Samsun raporu İstanbul'a gönderildiydi. Havza genelgesi şimdi yayınlanacak. Abim şunu anlayın. Tamam mı? Şunu anlayın. Mustafa Kemal bir savaş yapacak mı? Yapacak. E kimle beraber yapacak? E halkla beraber yapacak. İyi de halk ne düşünüyor? Öyle ya bu millet 100 yıldır savaşıyor, 100 yıldır yeniliyor. E, e acaba dedi Mustafa Kemal ben bir milli mücadele ateşi yaksam bu millet benimle beraber gelir mi gelmez mi? Nereden bileceğim? Nereden bileceğim? Öyle ya. Mesela sen. Tamam. Dedeni, dedeni 53 56 1853 56 Kırım Harbi'nde kaybettin. Babanı 93 Harbi'nde kaybettin. Kocanı Dömeke Meydan Muharebesi'nde kaybettin. Büyük oğlumu Trablusgarp'ta, küçük oğlumu Balkan Savaşı'nda, büyük torunumu Çanakkale'de, ortanca torunumu Suriye Filistin'de şehit verdin. Bir tane küçük torunun kaldı. Onu da Mustafa Kemal istese gönderir misin göndermez misin? Hı? Gönderir miydin? Göndermesen burada olur muyduk? Aburban oldu mu? Anladık ama ateş düştüğü yeri yakar. Olayı günümüz gibi düşünmeyin. Gidin o dönemin şartlarına. Git bakan bir yüz sene öncesine. Her evde ne bir tanesi her evde onar 15'er on ne var? Şehit var. Erkek kalmamış bazı evlerde. Acaba dedi Mustafa Kemal ben bir milli mücadele ateşi yaksam bu millet benimle beraber gelir mi gelmez mi? Nereden bileceğim? İşte Havza'da Mustafa Kemal dedi ki madde 1. İşgaller, işgaller mitinglerle protesto edilecek dendi. İşgaller mitinglerle protesto edilecek. Eğer Türk milleti Sokaklara dökülürse, elle tencere tavayı alırsa, cim cim cim, dal dal dal, Yunan Yunan al al al, işgalere karşı İngiliz al 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 diye bağırırlarsa, bu iş olur muydu? Olurdu. İşte bunu, tamam mı? Benim TETC'ler, PTT'cilerim benim, yavru kurtlarım benim. Dört defa size sordu. Bu maddenin yorumu şudur. Mustafa Kemal, Boncuk Gözlüm, Mustafa Kemal, halkın nabzını yokluyor diyebilir miyim? Halkın nabzını yokluyor. Öyle ya acaba halk sokaklara dökülecek mi? Dökülmeyecek mi? Nereden bileceğiz? Mustafa Kemal halkın nabzını yokluyor. İşte dört defa sordu bunu. Yorumda şuydu. Ferdi bilinçten... Ferdi bilinçten... Yani bağımsızlık istiyoruz ama bireysel 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 istiyorduk. Ferdi bilinçten neye geçildi? Ulusal bilince geçiş yaşandı. İşte bunu tam 4 defa TYT AYT sınavında ÖSYM e sordu. Tamam? Bu şu demek? Lan Türk milleti ben düşmanla savaşacağım. Benimle misiniz? Değil misiniz demektir bu. Yani Mustafa Kemal çıktı sahaya, topu dikti havaya. Türk milleti savaşa geliyorsunuz mu, gelmiyorsunuz mu? demek bu. Lan abim kurban olduğumuz bizim beklediğimiz zaten buydu o dönem işte e, Kazım Özalp mi İsmet Bey mi artık birisi Fethi Okyar mı onlardan birisi bir gazeteye bir demeç veriyor bunu da sordu ÖSYM'e diyor ki Mondros'tan sonra bir uçağa binip Anadolu üzerinde uçsaydınız yer yer yanan ateşleri görürdünüz onlar milli mücadele için çırpınan yüreklerdi ama onları birleştirecek bir lidere ihtiyaç vardı bir komutana ihtiyaç vardı. Onlar yalnızdı, yekti. Onları idare edecek bir komutana ihtiyaç vardı. O komutan Mustafa Kemal'den başkası olamazdı. Paşam. Anladın? Ha işte yani Mustafa olan vallahi bir hoş oldum ha. Mustafa Kemal dedi ki Türk milleti ben savaşa gidiyorum dedi. La kurban oldu mu? Türk milleti savaştan kaçar mı? Hadi şurada kitap okumaya gidelim desem kimse gelmez. Kavga var lan desem Dinime imanıma hepimiz toplanır gider miyiz? Lan Türk savaştan ne zaman kaçmış? Savaş Türk'ün düğünüdür kurban olduğumun. Biz çakmak şeyi tüp gazı tüp, şey, tüp kaçağını çakmakla kontrol eden bir nesiliz. Benim çocukluğumda sis gibi şey vardı. Böyle sinek ilacı vardı. Onun peşinden gitmişim ben. Tamam. Sonra şimdi bize gaz bombası atılıyor. işlemiyor. Niye? E, bağışıklık kazanmışım ben. Ben kaçar mıyım lan savaştan? Tamam. Al. Bu olaydan sonra ben işte bunu abim mıknatıs gibi. Mustafa Kemal herkes bağlılığını bildirecek. Peki bu mitingler yapılacak. Hemen ilk miting nerede yapıldı? Hemen ilk miting Havza'da yapıldı. Havza mitingi yapıldı. Ama parantez bu İzmir İzmir maşatlık mitingi vardı. Hatırlıyor musunuz? İzmir maşatlık mitingi. Hani 30 bin İzmirli kardeşim ellerinde çifter meşaleyle konaktan aşağı maşatlığa doğru indiler diye meydana Yunan'a cız diyorlar diye. Bu ABM 14-15 Mayıs'ta. Bu 14 Mayıs'ta İzmir'in işgalinden önce. Tamam. Şimdi Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. 28-29 Mayıs'ta ne yapıldı? Havza yapıldı değil mi? İzmir, Matan, Maşatlık, Mitingi, şimdiki mitinglerin hepsinden öncedir. Soru aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından sonra yapılmış bir miting değildir? Cevap İzmir Maşatlık mitingi. Niye? Çünkü çok daha önce yapılmış ve Havza'da bir Türk milleti miting yaptı. Tamam şimdi Havza'da miting yapıldı da abi Havza'da yapılan miting ses getirir mi getirmez mi? getirmez. Niye? Ya Havza Samsun'un bir ilçesi. Yani arayın bunu desem haritada biraz ararsınız. Havza'la yanlış anlamam. Öyle değil mesela. Anladın mı? Hani e, ama Havza'daki miting çok ses getirmez. Nerede mitinglerin olması lazım? Başkentte işte İstanbul'da mitingler oldu sonra. İstanbul'da payitahtta mitingler gerçekleşti. Nerede? Fatih'te, Üsküdar'da, beraberinde Çultan Ahmet'te Çultan Ahmet, aha oğlanın sünnet parası çıktı Tı, böyle, öyle diyorlar yani aklıma geldi. Ha. Fatih'te, Üsküdar'da, Sultan Ahmet'te burada birkaç önemli ismim halka gaz veren konuşmalar yapmış. Mesela Selim Sırrı Tarcan Selim Sırrı Tarcan. Hadi bir ses sol de onlara. Tamam. Besyocular, beden eğitimciler siz burayı Bilin Selim Sırrı Tarcan sizin adamınız. Tamam Osmanlı Olimpiyat Kolum Komite Başkanı beden eğitimi işleri spor işleri vallahi Selim Sırrı abeden soruluyor. Tamam besyocular beden eğitimci kardeşler size bu. Arkasından Nakiye Hanım arkasından Mehmet Emin Resulzade Mehmet Emin Yurdokul Resulzade kim beni andı o. Arkasından Mehmet Emin Yurdokul bir de kim var? Hı. Halide Edip, Halid Edip de Amerikan mandasını istiyordu, baktı Amerikan mandası tırt, tamam bu Amerika moral doktoru ilan etmiş, orta yerde kaldı, Halid Edip de geldi burada halka gaz veren konuşmalar yaptı. Ama bir dakika ya, bir dakika dayı, İstanbul fiilen kimin işgalinde? Fiilen İngiliz işgalinde, benim başkentim işgal altında İngiliz böyle bir şeyler yapılmasına müsaade eder mi? Toplansınlar bakalım görelim bir ne oluyor dedi. Baktı kalabalık var. Hemen İngilizler bastılar. Ve buradaki 67 kadar Türk aydınını tutuklayıp nereye sürdüler? Malta'ya sürgüne gönderdiler. Malta sürgünleri. Edebiyatçı arkadaşlar, burada sizin için gelsin. O dönemki çok insanımız, çok yazarımız gönderilmiş Malta'ya. Çoğunluk mesela eserler arasında Malta günlükleri, Malta yıllıkları, Malta hatıratı, Malta eriği, Malta ne neblenliği falan diye eserleri var bilin. Tamam Tamam bilin. Herkes ödülü bir gitme halde edip var benim bildiğim. O gitmemiş. Tamam bilin. Beraberinde, beraberinde İngiliz de engel olmaya çalışıyor. Sonra bak İstanbul'daki genel durumu Anlayın. Sonraki maddede dedi ki Mustafa Kemal, ikinci maddede yazmıyorum yerim yok siz anlayın tamam mı? Dedi ki azınlığın asayişine dikkat edilmelidir dedi. Ne demek azınlığın asayişine dikkat edilmeli? Şu, Mondros'un yedinci maddesine tedbir. Yani doğuda Ermeni, batıda Yunan, Karadeniz'de Yunan Ermeni, güneyde Ermeni ortalığı karıştırıyor. İngiliz Fransızları işgal ediyor mu? Ediyor. Onlara işgal için sebep vermeyin dedi. Bir sonraki maddede dedi ki Mustafa Kemal askeri idari kurumlar kesinlikle teslim edilmeyecek dedi. Bak açıkça Mustafa Kemal Mondros'a karşı çıktı mı? Çıktı. Öncekinde işgal maddesine tedbir alıyor. Sonrasında da açıkça Mustafa Kemal Mondros'a karşı çıkıyor. İşte Habza Genelgesi dediğiniz olay budur. Ben Habza Genelgesi'ni bir mıknatısa benzetirim. Mıknatıs Mustafa Kemal aynı bir mıknatıs gibi nerede milli mücadele isteyen varsa, nerede kuşta işte, bağımsızlık isteyen varsa herkes Mustafa Kemal'e bağlılığını bildirdi. O gün Mustafa Kemal'in WhatsApp çökmüş, Twitter yıkılıyor, TT olmuş tamam mı? Anam vallahi Instagram çökmüş, Facebook yıkılıyor. Öyle olmuş. Herkes paşam seninle beraberiz. am geliyorum, boncuğum ben de yanındayım. Vallahi yüklendim geliyorum. Isparta'dan benim büyük büyük Mehmet aldım geliyorum paşam. Tam yoldayım. Dayan, dayan demiş. Tamam, böyle ve ama onların içinden bir tanesi var o çok önemli. Türk ordusunun forveti, gol yollarımızın etkin silahı, doğuda terhis etmediği 15. kolorduyla. Tüm paşaların Osmanlı'da kalpakları. Tamam, siyahken onunki bordo yana dönük hesabı. 15. bordo bereli kolordusuyla Türk ordusunun forveti, gol yollarımızın etkin silahı, hırçın çocuğumuz, tek çare Kazım Karabekir Paşa. <laughs> Kazım Karabekir özel ilgi alanım. Tamam? Kazım Karabekir Paşa Mustafa Kemal'den iki üst rütbededir. Daha rütbeli bir subaydır. Tamam? Bak, Mustafa Kemal'in görevler arasında Samsun'da çıkışta ne vardı? Mondros'u uygula. İşte cemiyetleri dağıt. Tamam mı? İşte silahları topla. Demelem işte oradaki örgütlenmeyi dağıt. Kazım Karabekir tutukla vardı değil mi? Hiç Mustafa Kemal Kazım Karabekir'le mi mu? Hayır. Niye? Kazım Karabekir de bağımsızlık için çırpınıyor orada. Ne olur ne olmaz diye Ermeni tehlikesi var diye 15. kolordu ters etmemiş. Mondros falan iflediği yok Kazım Paşa'mın. Anladın? Ve Kazım Karabekir de Instagram'dan Mustafa Kemal'e diyem atıyor. Fotoğraf çekmiş 15. kolorduyla. Paşam arkandayız demiş. Allah! Kazım Karabekir benim öz hanım Kazım Karabekir görüsen okuma! işaretle. Hep böyle anlattım. ÖSYM de bizi izliyor. Yemin ediyorum vallahi hep kimi sordu? Kazım Karabekiri sordu. 2022 ön lisans, engel memuru sınavında KPSS'te falan hep Kazım Karabekir vardı. Görürsen okuma! işaretle. Yaz bakayım Kazım Karabekir diye. Tamam. Kazım Karabekir. Ya Kazım Karabekir dedin mi abim Doğan Anadolu'da akan su bile duruyor ya. Kazım Karabekir muzurdan geçecek değil mi? Balıklar tek sıra işte suya çıkarlar. Muzur çayı durur. Balıklar tek sıra itikalarında selam verir. Kazım Paşam geçer. Muzur akarmış. O kadar Kazım. Sırf Kazım. Her yeri Kazım. O Kazım kime lazım? Bize lazım. Yaz. Kazım Karabekir Paşa. Bir. Kazım Karabekir Paşa. Şark Fatih'i. Tamam. iki Altı Tepe kahramanı. Üç, Irak'ta Kut'ul Amare'de de savaştı. Bak nasıl Mustafa Kemal Çanakkale Saka şey Aa ıı, Aa Suriye, Filistin, Kafkas dolaştıysa Kazım Karabekir de cephe cephe gitmiş. Çanakkale'de, Altı Tepe'de. Tamam mı? Irak'ta Kut'ul Amare'de savaşmış. Arkasından 15. Kolordu komutanı Mondros'a uymadı, ordusunu terkiz etmedi. Şark Fatihi Doğuda bir şey görürsen okuma yapıştır Kazım Karabekir Paşa'mı. Beraberinde İstiklal Harbimiz, Paşalar Kavgası kitaplarının yazarı. Tamam. Beraberinde yetim babası. Yetim babası. Bunların hepsini sordu bak. Yetim babası. Doğu Anadolu'da Anas babası savaşlarda şehit düşmüş. Çocukları alıp kendi maaşıyla okutmuş. Gürbüzler Okulu, Gürbüzler Ordusu diyor. O yetişip gelen çocuklara. Anlaştık bilin. Daha sonrasında işte Erzurum'da e, Sivas'ta hep Mustafa Kemal'i korudu. Onun sayesinde neler yapıldı? Genelgeler kongreler yapıldı. Tamam sonra büyük taarruzda Batı cephesinde yok. Hep nerede Kazım Karabekir? Doğu'da. Bunu da sordu. 2022 soru oydu işte. Batı cephesinde kim yoktur? Kim yok? Kazım Karabekir yok. O nerede? O hep Doğu'da. Tamam. Beraberinde Cumhuriyet'in ilk muhalefet partisi terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasındadır. Beraberinde 1946'da da meclis başkanlığı yapmıştır. Tamam. Ve Kazım Karabekir'i görüsen okuma işaretle. Tamam. Al. Mustafa Kemal'i Samsun'a çıkardık. Tamam. Samsun'da niyetimizi belli ettik. Havzada, havza'da, Havza'da, Havza'da vatan işte millet ben savaş yapacağım benimle misin değil misin onu öğrendik. Şimdi nereye gideceğiz? Amasya'ya. Bundan sonra ne oldu? Amasya'da bizi bekleyen tehlike ne? Kazım Karabekir ne zaman gelecek? Rauf Orbay'a ne oldu? Cevat Abbas Gürer neyi yazdı? Ali Fuat'a ne olacak? Hepsi ve daha fazlası sonraki bölümde. To be continued.